kemik yapıldığı için göl kirletiliyor, göl yok ediliyor vesaire gibi. 8 yıllık HDP döneminde göl aklına gelmeyenler, özellikle arıtma tesisinin temelinin atılmasından sonra Van göl Gölü kirletiliyor kirlenmesin. algısı oluşturmaya Şimdi Van çalışıyorlar. Gölü kirlenmesin cümlesini sarf eden hepimiz sarf ettik. Van Gölü evet kirlenmesin. 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 Bu bir slogan haline gelsin ama. Van Gölü kayyum döneminde mi kirletilmeye başlandı? Oraya acaba? Geleceğim. Kayyum dönemi bir buçuk yıllık bir süreydi. Evet. Bir buçuk yıllık kayyum döneminde 8-10 yıllık HDP döneminde yapılmayan bir projeye imza atıldı. Evet. Van Gölü kirlenmesin diye başlayan sloganı herkes, bütün sivil toplum örgütleri evet. sahiplendi. Herkes bunu retweet etti, haber evet. olarak yayınladı, evet. kendi sayfasında paylaştı. Evet. Bunu bir sesli hale getirdi, bütün sivil toplum örgütleri dahil. Evet. Sonrasında garip bir şekilde biri çıkıp ben Van Gölü Koruma Kanunu diye bir kanun teklifi vermiştim. Evet. Ancak bunu AK Partili hükümet evet. reddetmişti diye garip bir açıklama geldi dikkat ederseniz. Evet. Bakın Cumhurbaşkanımız zaten Van Gölü'nün etrafını önemsediğinden dolayı evet. Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanlığı otağı. Van Gölü evet. etrafındaki bütün belediyelerin arıtma tesislerini tamamlama talimatı. Evet. Van Büyükşehir Belediyesi olarak da Van'ın arıtmasının tamamı. Evet. Erciş bunun içinde. Gevaş bunun içinde. Evet. Bütün ilçelerde Van Gölü'nü zaten koruma altına alan merkezi hükümet. Van Atık Su Arıtma Tesisi de kayyum döneminde ihale edilmiş en büyük projelerden biri. Modern teçhizatlarla donatılarak işte yanındaki mahalleler sadece Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmayacak. Etraftaki mahalleleri de kokudan da evet. kurtaracak. Evet. Bir sistemle gerçekten. Ve sahil yolu evet. yapmamıza sebep olacak. Evet. Bakın çok önemli bir nokta burası. Evet. Eski arıtma tesisinin devre dışı kalmasıyla. Yani bu tarafı görmeyip sadece bu tarafın üstünü örtmek için Van Gölü ölmesin, Van Gölü kirletiliyor, Van Gölü falan böyle bir kara propaganda. Aynen öyle. Aynen buyurduğunuz evet, gibi. Farklı bir şey evet. Asıl yapılanları kara propagandayla örtmek için biz bunu düşünmüştük noktasında söyleyebilmek için bu propaganda başladı. Aksine Van Gölü kirlenmesin doğru, diye. 8 yıldır düşünüyorlar. Evet aynen türlü, öyle. Bakın şehri bir coğrafi olarak düşünün. Erciş'e doğru olan yolun üzerinde arıtma tesisleri var ve sanayi tesisleri var. Evet. Şehrin büyümesine engel. Evet, engel. Özalp yolu üzerinde katı atık var. Birazdan değineceğiz. Evet. Edremit yolu üzerinde yolun alt kısmı Edremit'e doğru giderken sağ kısmı biraz daha göl tarafında kaldığı evet. için yapılaşmaya engel. Evet. Çevre yolu bu yüzden önemli dedim ya. Hani yamaçlarda yapılaşmayı açacak ve Van Gölü manzaralı yapılaşmayı açabilecek çevre yani yolu var. Sıkışmış olan şehri evet. Erek Dağı'na doğru açacak. Evet aynen öyle. Evet. Katı atıkla ilgili de yine büyük bir proje. Büyük evet, bir cesaret atık, diyelim evet. yani buna büyük bir cesaret diyelim. Katı atık projesi. Tabii kendi finans kaynaklarınızla yapabileceğiniz, bu bir alternatif. Evet. Merkezi hükümetten destek alarak yapabileceğiniz veya yap işletmelerle yapabileceğiniz evet. modeller var. Bizim katı atıkla ilgili yaptığımız projemizden çok kısa bir teknik bilgi tabii, olarak tabii. bahsedeyim. Sonrasında da son durumumuzu paylaşalım. Evet. Katı atık, mevcut katı atık alanları enerji üretimine müsait yerler evet. Ziya Bey. Yani gazdan yani biyoenerji. Biyoenerjiden evet. elektrik üretimi yapılabiliyor. Şimdi biz öyle bir ihale modeli benimsedik ki mevcut katı atık alanının üstünü kapatalım. Evet. Bir kere görsel ve kokusal anlamda sıhhi anlamda evet. tamamen kapanmış olsun. Ondan çıkacak gazdan elektrik üretelim. Evet. Ve yeni katı atık depolama alanı oluşturalım ama bu katı atık depolama alanını son teknolojiyle donatalım. Evet. Son teknoloji nedir? Katı atığın ayrıştırılması. Evet. Ayrıştırılmış katı atıktan da enerji üretelim. Evet. Böyle bir ihale modeli benimsenerek bir ihale gerçekleştirdik. Evet. Katılımcı sayısı bakımından ve finansal olarak istediğimiz hedefe ulaşamadığımızdan dolayı sonuçlandırmadık. Ve yarışmalı ihale olsun diye iki kez iptal edildi evet, ihale. Evet. Üçüncüsünde tekrar yapıldı. Üçüncüsünde ihale sonuç. Bu konuyu da ben yazmıştım. Evet sizin bir yazınız evet, var. Yazmıştım. İlk ihaleye katılan ikinci ihaleye katılmadı. İkinciye katılan üçüncüye katılmadı. Yani bu anlamda çok
katılım olmadı. Yarışmalı bir ihale olamadı. Ama bildiğim kadarıyla son ihale önceki ihalelere göre daha çok, yani kamunun ve belediyenin kazanımı açısından daha çok kazanımın olduğu ihale. Evet. Şimdi bu iş kısa soluklu bir iş değil. Çünkü yap işlet devletle ihale ettiğiniz modelde yatırımcının yaptığı yatırımın karşılığını alması için uzun bir süreç gerekiyor. Evet. Şu anki ihalemizde bir önceki iptal olan ihalenin tam iki katına çıktı kazancımız. Evet. Büyükşehir Belediyesi olarak. Bir kuruş belediyenin cebinden para harcamayarak. Evet. Avrupa Birliği kredisi kullanmayarak. Evet. Merkezi hükümetten de bu konuda destek almayarak. Mevcut katı atık alanının, vahşi depolama alanı deniliyor bunlara bilimsel literatürde. Oranın rehabilitesi ve kapatılması, oradan üretilecek enerjiden pay alınması, yeni katı atık alanının işletilmesiyle ilgili kira getirisi ve yeni katı atık alanındaki ayrıştırılmış atıktan üretilecek enerjiden de pay almak pay şeklinde düşünülmüş bir ihale önceki iptal edilenin iki katına sonuçlandı. Bunu Sayın Valimiz uzun uzadıya açıklar büyük bir ihtimalle. Yakın bir dönemde bunun imza törenini inşallah göreceksiniz. İnşallah. Temennimiz odur ki. Bu da bu şehre yapılmış en büyük iyiliklerden biri. Gölün temiz tutulması, şehrin tutulması. Tabii bizim katı atık konusunda sadece olayımız bu yeni katı atık alanı değil. Ayrıca bir bu Van'daki köpük transferi var. Evet. Van'daki, ben de o konuya değinecektim. Sormuş olayım, siz de anlatmış olursunuz. Sadece Van merkezdeki, metropoldeki ilçeler değil. Mesela geçtiğimiz günlerde Gevaş'ta katı atık transfer istasyonu, aktarma istasyonu açıldı. Diğer ilçelerden de aslında Van'daki tesis bütün Van'ın ilçelerinin bu anlamdaki katı atık sorununa çözüm üretecek bir hale geliyor. Aynen öyle. Gevaş'taki artık aktarma istasyonumuz tabii Gevaş'ta bir tane vahşi depolama alanımız vardı. Tam Akdamar Adası'nın karşısında. Haberlere de konu oldu. Gevaş Belediyesi gölü kirletiyor işte vesaire diye fotoğrafları falan paylaşıldı. Evet. Oradaki çöplerin, Edremit'in belli bir kısmı, Gevaş'ın tamamı, Çatağ'ın tamamı, Gürpınar'ın tamamı. Çöpleri toplanarak bu aktarma istasyonundan semitreyler denilen büyük treylerlerle sıkıştırılarak yeni katı atık depolama alanına transfer edilecek. Orada ayrıştırması yapılacak. Bu Gevaş birinci örneği. Diğer ilçelerimiz de dahil. Bunu zaman içinde, sanırım 2019 yılı içindeki hedeflerde bitirilecek bu. Zaman içerisinde ilçe merkezlerimizde katı atık depolaması yapılmayacak. Tamamı yeni katı atık depolama alanımıza getirilecek. Orada ayrıştırılacak. Orada ayrıştırılıp enerji üretiminde kullanılacak. Sıfır atık projesi önemsediğimiz bir proje. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği bir proje. Biz kurum olarak sıfır atığa Van'da ilk geçen kurumuz. Bunu evlere kadar taşıyabildiğimiz zaman sanırım atıkla ilgili Türkiye çok büyük bir yol kat etmiş olacak. Evlere kadar yani çöpün ayrıştırılmasını kaynağında yapabilirsek... Bu çok daha büyük bir anlamlı bir proje olacak. İşte, sıfır atık konusu da çok önemli. Bunun yazılması, çizilmesi gerekiyor sürekli. Umarım sözleşme yakın zamanda imzalanır ve bu faaliyet başlar. Çünkü Türkiye'deki 81 il içerisinde katı atık bertaraf tesisi olmayan 2 ilden birisi Van. 8 yıl belediye bu anlamda adım atmamış. Bunu da böyle bir tespit olarak söylemek istedim. Bu da şehrimize hayırlı olsun diyorum şimdi. Hayırlı olsun, Şimdi biraz da şey yapalım istiyorum. Elbette birçok tesis yatırım yapılıyor. Kamuoyunda gündemde olan, aslında şeye de girmek istiyorum. Sürekli eğitim merkezlerine onu biraz sonraya bırakalım. Olur. Sizin aslında zamanınız, hep teknik konular konuştuk ama bir dakikalık sadece bir açıklama olsun diye. Kültür dairemiz var. Bu kültür dairemiz kadın aile merkezleri işletiyor. 16 alanda kurs veriyor. Ve 495 tane kadın kursiyerimiz var. Çok kısa geçiyorum. Bunları sonradan siz detaylı bir şekilde yaparsınız. Sürekli eğitim merkezlerimizde 65 tane öğretmen istihdam ediyoruz. Ve 940 öğrenci eğitim alıyor. Üniversiteye hazırlık kursları. Ücretsiz bir şekilde. 104 bin öğrenciye de deneme sınavı yapmış Büyükşehir. Önemli bir öncesinde rakam. Öncesinde olan bir şeydi. Şu anda 940 öğrenci üniversiteye hazırlık kursu görüyor.
230 öğrencimiz de geçen yıldan kalan 230 öğrencimiz de üniversitelerde fakültelere yerleşti. Evet. Yüksek okullara demiyorum, fakültelere. Evet. Amatör sporculara, spor, evet, kulüplerine yaklaşık 80 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Dağıtım töreninde malzeme desteğinde bulunduk. Evet. 500 tane gence 12-14 yaş grubunda, evet, eğitim verildi. Malzeme desteği, evet, ve eğitim verildi. Ve Van'ın önemsediğimiz bir noktası, bu konuda Mustafa Yalçın Bey'i yad etmek istiyorum. Evet. İnşallah yakın bir dönemde tekrar görüşürüz. İnşallah. Mustafa Bey Van'da bir kitap yayınının olmadığını, evet, gördü. Büyükşehir Belediyesi, evet, adına, evet, Van'ın arşivini ya da tarihini kaybetmemesi, evet, adına Van'daki yazarların kitaplarını büyükşehir olarak, evet, biz yayınlıyoruz. 8 tane bitirdik. Evet. 4 tanesi de şu anda yayın aşamasında, evet, baskı aşamasında. Van'ın kültürel geçmişini de kitaplaştırıyoruz. Yani bir anlamda hafızayı arşivlemek, evet, gelecek kuşaklara taşımak, evet. Sosyal olarak insanlara nasıl değiyoruz? Evet. Bu çok önemli bir konu. Evet. Yani sadece gözle görebildiğiniz şeyler değil, evet, bir de durumu kötü ailelerden, evet, sosyal olarak yardımlar. Evet. Bir aşevimiz var. Evet. Çok kısa değineceğim bunlara. Evet. Sonradan siz uzun uzadıya bunlarla sohbet edersiniz inşallah bizlerle. Evet. Evet. 2250 kişi her gün sıcak yemek yiyor. Evet. 2250 kişi Van'da her gün sıcak yemeği bir de evinde alıyor. Evet. Yani aşevi olarak sadece, evet, üretmiyoruz, bir de taşıyoruz. Evet. Bunlardan yatılı Kur'an kursları var, fakir, evet, aileler var. Her yere taşıyoruz. Evet. Bu aşevi hizmetimiz. Tekerlekli sandalye. Siz, evet, sürekli haberlerde, evet, görüyorsunuzdur. Evet. 2018 yılında sadece 85 tane tekerlekli sandalye dağıttık ve 5 tane engelli şarj istasyonu kurulduk. Evet. Bunlardan 4 tanesi parklarda, bir tanesi de Van AVM'nin şu anda içinde. Evet. Engelli şarj. Gıda kartları verilmekte. 2018 yılı içinde, evet, 110 bin kişiyi ilgilendiren, evet, 110 bin aileye, 110 bin aileye gıda kartları dağıttık. Evet. Yani durumu kötü ailelere gidip marketten alışveriş yapabileceği gıda kartları, evet, dağıttık ve bu da yaklaşık 800 bin kişiyi etkiledi. Evet. Yani çok büyük rakamlar, evet, bunlar. Engelli hastalara hasta bezi, malumunuz SGK bunu, evet, karşılıyor ama bir kısmını karşılayabiliyor, evet, ama durumu kötü bir aile engelli hastanın hasta bezini devletin ödediğinin bir kısmını kendisi ödemek, evet, durumunda veya yetmiyor. Yetmiyor, evet. Bunun bir sosyal sorumluluk olması, evet, hasabiyle Sayın Valimizin emriyle engelli hastalara 1500 hasta aileye sürekli, evet, hasta bezi veriyoruz. Bir, evet, de refakatçi misafirhanemiz var. Evet. Bizim bölgemizde çok büyük sağlık hizmetlerimiz var. Çok büyük hastanelerimiz var. Evet. Bölgedeki ilçelerden veya köylerden veya farklı illerden, evet, ilimize gelip hastası olan, evet, insanlara refakatçi misafirhanemiz var ve günde 100 kişi ortalama burada ağırlıyoruz. Konaklıyor, evet. Ücretsiz bir şekilde ağırlıyoruz. Evet. Kreşimiz var. Önemli bir destek. Evet, evet, kreşimiz var. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelimize yönelik hem de şehirdeki insanlara, evet, yönelik. Çok cüzi bir ücretle, ücretleri şimdi aklımda değil ama, evet, inşallah bu konuları konuştuğumuz zaman fark edeceksiniz ki 80 kişilik bir kreşimiz var ve sürekli full kapasite, evet, çalışıyor. Şimdi süremizin sonuna geldik. Evet. Bu aile destek merkezleri, yani kadın yaşam merkezleri ile ilgili de böyle birkaç cümle alalım. Hem son sözlerimizi söylemiş olalım hem alalım. Aslında kadına dokunmak, evet, çocuğa dokunmaktır, aileye dokunmaktır, evet, noktasında kadınların bizim Büyükşehir Belediyesi'nde pozitif bir ayrımcılığı, evet, var. Bunda öncelik tabii ki Sayın Valimizin tavrıyla başlayan, evet, bir konu bu. Haliyle sosyo-kültürel anlamda veya eğitim anlamında çok gelişmemiş bir şehirde, evet, yaşıyoruz. Kadınların toplum içindeki yeri veya aile içindeki yerini sağlamlaştırmak adına bir de şu anda gündemimizde kadına şiddet haftası, evet, var. O anlamda sadece ailelere yönelik değil pozitif, evet, ayrımcılıkla kadınlara yönelik de yapılan çalışmalardan biri bu. Evet. Bu noktada 495 dedim. 495 tane kadın kursiyerimiz var. Bu kadınların eğitilmelerinden tutun. Evet. El becerilerine kadar, evet, geliştirmeleriyle ilgili veya kurs olarak bilinçlendirme anlamında kurs olarak, evet, her türlü desteği kadın aile merkezlerinde veriyoruz. Evet. Bunlar çeşitli olarak artacak. İlçe belediyelerinde de bu var malumunuz. Evet, var. Süreyi bilmiyorum taşırmadık ama. Süreyi sizin de toplantınız var. Sizin de dolayısıyla
bir an önce toparlamak istiyorum. Evet, evet. Buyurun, sormak istediğiniz başka bir şey varsa. Şükrü Bey'in bir sorusu var. Ondan sonra yine buyurun. Kamuoyunda kayyumlarla ilgili genel anlamda bir algı var. Onu da sormak istiyorum. Şunu diyor Ziya Bey, hayırlı programlar. Açılış konuşmasını kaçırdım. Sanırım İmar Ülker Cem Kaplan Bey'e bağlı bir birim. Evet, evet. Eğer İmar kendilerine bağlıysa benim sorum var diyor. Bu afet kodu ile ilgili, işte daha önce yüksekti, düşürüldü ve hemen orada paylaşayım. Bir imar çalışması vardı. Daha hemen önce paylaşayım. Sizinle de bu konuyu ben çok konuştuk. Şimdi bu mertipi cezaevi 4 nolu sarık olacağına kadar gelmiş diyor doğalgaz. Ama işte o afet kodunun olduğu yerler, oraların imarı ile ilgili ve doğalgazı ile ilgili nasıl bir çalışma olacak? Evet, şimdi sizler belki bilmeyebilirsiniz. Evet. Uzun yıllar önce göl çok ciddi bir şekilde yükseldi. Evet. O yükselmeden kaynaklı, evet, yerleşim alanlarına su geldiği zaman, evet, 1655 koduna kadar, evet, afet alanı ilan edildi. Evet. Daha sonrasında gölün geri çekilmesinden, hı-hı, dolayı bu 1655 kodu Bakanlar Kurulu kararıyla 1652'ye düşürüldü. Evet. Bu arada kalan 1652 ile 1655 arasında kalan kısmın biz hali hazır haritalarını yaptık. Mevcuttaki durum elimizde. Evet. Tabii bununla ilgili, tabii ki imar olmadığı için doğalgazda otomatikman AKSA özel bir kuruluş olduğu, evet, için daha sonrasında hukuki bir problem yaşamamak için imar olmayan yere doğalgazda götürülemiyor. Evet. Şimdi dün olan bir olay, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bu konuda ciddi, evet, destek alıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın heyeti geldi. Zemin etüt çalışmaları şu anda devam ediyor. Sanırım yıl sonuna kadar bunları da tamamlayıp imarın oluşturulması ile ilgili, yani yeniden bir 1652 ile, evet, 55 noktası arasında kodu arasında yeniden imar çizilmesi ile ilgili seçime bırakmadan inşallah bu alanın imar çalışmasını bitireceğiz. İmar çalışması bitecek. O zaman bu kod içerisinde içerisinde yer alan sakinlere imarla ilgili doğalgaz konusu müjde olarak verilebilir. Önümüzdeki yıl, yani, evet, bu yıl kömüre devam. Önümüzdeki, evet, yıl doğalgazla, evet, evet, doğalgaza merhaba diyelim o kesime. Peki şimdi kayyum çalışmaları ile ilgili genel olarak işte bunu devlet yapıyor, kayyum yapıyor, siyaset yapmıyor. Siyasetle bu kayyum çalışmalarının ne ilgisi var diyorlar. Vatandaş sokakta bu anlamda bir algı da oluşturuluyor. Kayyumları Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti atadı. AK Parti hükümeti atadı ve Cumhurbaşkanı atadı. Şöyle Putin atamadı kayyumları, evet, dolayısıyla. Evet, evet. Siyaset bu anlamda kayyum hizmetlerinin neresinde? Siyaset tam orta noktasında. Evet. Yani şöyle arz edeyim, siyasetin bir kısmı ilgilenmiyor, bir kısmı ilgileniyor. Evet. Desem daha doğru olur. Bizim 3 tane milletvekilimiz, evet, il ve ilçe başkanlarımız AK, evet, Parti olarak, evet, günün 24 saati, evet, benim telefonum açık. Evet. Buradan şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle, evet, bizimle pozitif diyalog noktasında, evet, bizim sıkıntılarımızı Ankara'ya taşımak noktasında, evet, bizim takıldığımız noktalarda bakanlıklardaki işlemlerimizi hızlandırmak noktasında, evet, veya ödeneklerimiz kesintili geliyordu, bunların, evet, olmaması noktasında, evet, hibe bütüm almamız noktasında, evet, hibe bütüm diyorum, para vermeden TÜPRAŞ'tan bize hibe bütüm alınması, evet, noktasında. Projelerimizin bakanlıklardan onaylanması bütün derken noktasında. Asfalt, kendi iş gücümüzle, evet, yaptığımız. Evet. Projelerimizin ilgili bakanlıklardan onaylanması noktasında. Evet. Daha ötesinde, evet, bizim hizmetlerimizi yönlendirebilmemiz için saha çalışmasını yapmak noktasında, evet, ben öncelikli olarak 3 tane milletvekilimize. Evet. 24 saat boyunca sürekli bana mesaj atarlar. Kendilerine giden problemleri veya, evet, gördükleri, evet, eksiklikleri veya bizi doğru yönlendirmek adına burada şöyle, evet, bir ihtiyaç var diye noktasında kendi çalışmalarını gayet başarılı bir şekilde ben, evet, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Üç milletvekilimize. Evet. Onun dışında biz ilçelerde sadece
kendi programımızı değil, oradaki insanların ihtiyaçlarını da ancak bu insanlardan dinleyebiliyoruz. Evet. Çünkü insanlar gidip siyasetten isteme noktasında sorunlarını anlatıyorlar, isteklerini anlatıyorlar. Evet. İstek ve talepler, evet. Biz istek ve talepleri kurumumuzda toplamaya kalkarsak çok uzun bir işlem olur bu. Çünkü yüzlerce, binlerce başvuru zaten yapılıyor bize. Ama bu noktada ben AK Parti il ve ilçe başkanlarına, özellikle il başkanımız bu konuda çok fedakarca gecesini gündüzüne takarak çalışıyor. Üç milletvekilimiz sürekli sahadalar. Hiç Ankara'da bir milletvekili profili vermediler şu ana kadar. Siz de farkındasınızdır. Haftanın üç gününü burada geçiriyorlar kendileri. Her açılışımızda, her hizmetimizde sürekli yanımızdalar. Siyaset kayyumdan ayrı değil, kayyum siyasetten ayrı değil şu noktada. Bugün için konuşuyorum. Bugün için siyaset, ben özellikle 3 milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bir tane yaşadığım anekdotu anlatacağım size. Bizim bazı sıkıntılarımız vardı. Sayın Valimize de aktardığımız bazı sıkıntılarımız vardı. Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı'na iletilmesini talep ettiğimiz birkaç konumuz oldu. Ben 3 milletvekilimizin de bu konuyu yerine getirdiğini biliyorum. Ve daha sonrasında da garip olarak bakanlıklardan bize geri dönüş sağlandığını biliyorum. Bazı taleplerimiz vardı. Bunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye. Bakanlıklardan bize geri dönüş oldu. Cumhurbaşkanımızın emir verdiğini duydum. Dolayısıyla hizmetleri elbette icra edenler kayyumlar, ama hizmetlerin oluşması, gelişmesi ve artması konusunda da siyasetin önemli desteği var. Bu üç milletvekilinin dışında 5 tane daha milletvekilimiz var. Ben tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz bilmiyorum. Ben isimlerini bilmiyorum. Onlar beni iyi bilirler. Ancak ben 5'inin de ismini bilmiyorum. Ben 2 tanesinin ismini biliyorum. Ben bilmiyorum. Ama hizmetleriyle ilgili farklı bir şey ortada görmedim. Buraya yorumsuz diye bırakıyorum. Evet. Burada bırakıyorum. Ülkercan Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımıza katıldığınız zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Her seferindeki gibi bize bu fırsatı verip bu çalışmaları anlatmamıza vesile olduğunuz için Van FM ailesine ve zat-ı hallerinize ben teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yayınlarda bol bol tekrardan görüşelim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Van FM dinleyenleri, Van'da Kür'ün gündem programının ilk bölümünün sonuna geldik. İlk bölümümüzde konuğumuz Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ülker Cem Kaplan Bey oldu. Bir 5 dakika aramız var. Ardından Van Ticaret Borsası Başkanı Sayın Naif Süer Bey konuğumuz olacak. Aradan sonra görüşmek üzere.